İkisi de hayatı öğrendiği yıllarda tanımışlardı birbirlerini. Önce ilkokul arkadaşı oldular, sonra silah arkadaşı. İki büyük devlet adamı, iki farklı idol. Hepsinden önce de iki ebedi dost onlar. Harp okulunda tanıştıklarında Mustafa Kemal iki sınıf önündeydi İsmet'in. Çok samimiyet kuramamışlardı, hem sınıf hem de yaşam farklılıklarından dolayı. İkisinin de aklının ucundan geçmezdi gelecekte böylesine büyük dost olacakları. Ancak askeri görüşleri birbirleriyle çok örtüşüyordu. Okul bittikten sonra da zaman zaman telgraf aracılığıyla konuşmaya, memleket meselelerini tartışmaya devam ettiler. Birinci Dünya Savaşı sırasında Mustafa Kemal Çanakkale cephesinde orduyla baş başa, İsmet ise Harekat Şubesi Müdürü olarak Harbiye nezaretindeydi. Görevi gereği tüm cephelerden bilgi alıyor, bu sebeple Mustafa Kemal'le olan sohbeti de ilerletiyordu. Somut dostlukları ise Mustafa Kemal Kafkasya'da kolordu komutanı iken başladı. İsmet de ilk komutanlık görevi için bu bölgeye atanmıştı. Telgraf aracılığıyla yapılan resmi yazışmaların yerini masa başındaki samimi sohbetler almıştı. Birbirlerini tanıdıkça seven iki güzel dost olmuşlardı. Görüş ayrılıklarının yaşandığı anlar da oluyordu elbet. Ancak dostluk dediğin böyle olmalıydı. Sürekli birbirlerinin fikrine yapışmak değil, doğru yola diğerini çekmekti gerçek arkadaşlık. Bu yüzden her tartışmanın sonunda kolayca bulunuyordu orta yol. Kurtuluş mücadelesi sırasında da olmuştu benzer tartışmalar. Ancak ortak gaye vatandı. Herkesin amacı memleketi bağımsızlığa kavuşturmaktı. Başardılar da. Düşe kalka, direne direne, kanlarının son damlasına kadar savaşmış, sonunda hayal ettikleri Türkiye'yi kazanmışlardı. Yepyeni bir rejimle sıfırdan bir ülke kurmak Anadolu topraklarında hiç de kolay değildi. Önce içeride, sonra da dışarıda onlarca farklı düşmanı alt etmek de kimsenin tek başına yapamayacağı işlerdi. Tutundular birbirlerine. Kızdılar, estiler, gürlediler. Ama onlar kardeşti. Neredeyse 40 yıllık bir dostluktu bu. Yıkılamazdı kolay kolay. İkisi de tartışma adabından vazgeçmezdi. Çevreye, dışarıya göstermezlerdi görüş ayrılıklarını. Ülkeyi bölmek isteyenlerin en büyük hayali ikimizin arasının açılmasıdır. Bunu unutma, derdi İsmet'e. Ancak 1937'de yaşanan bir tartışma ikisinin de gözünü karartacak, bu dostluk bir anlığına da olsa yıkılacaktı. O güne kadar yaşanan tartışmalardan çoğu kapalı kapılar ardında ya da küçük dost meclislerinde yaşanmıştı. Ancak bu akşam toplanacak kalabalık çok daha büyüktü. Farklı şehirlerden ve ailelerden misafirler gelecek, dostane bir şekilde gelecek sohbeti yapılacaktı. Yemek başladığında sıradan konular, klasik gündemler konuşulmaya başlandı. Ancak Mustafa Kemal o gece biraz gergindi. İlerleyen hastalığı psikolojisini de etkiliyor, normalde söylemeyeceği şeyleri söylemesine yol açıyordu. Özellikle son günlerde anlık olarak parlıyor, sonradan duruluyordu. İsmet'le her akşam tartışıp ayrılıyordu. İsmet sabah tekrar onun yanına gidiyor, uyanıp sakin kafayla düşündüğünde, ''Canım sen bildiğin gibi yap işte.'' diyordu. 40 yıllık dostlar birbirlerini artık ezberlemişti. Ancak o gece biraz farklıydı ikisi de. Mustafa Kemal geri adım atma hissinden, İsmet ise sükunetten uzaktı. Atatürk Orman Çiftliği'nin büyütülmesi gibi sıradan bir konu konuşuluyordu. Mustafa Kemal aynı zamanda dış işlerinde izlenmesi gereken politikalar hakkında da yorumlar yapıyor, gelecek planlarını anlatıyordu. İsmet ise onu dikkatle dinliyor, hatta yer yer söylenenleri daha sonra tekrar konuşmak üzere not alıyordu. Bir ara masadaki diğer isimler de konuya atılmaya, üstlerine vazife olmayan konuşmalar yapmaya başladı. Mustafa Kemal onları aldırmıyor, konuşmaya devam ediyordu. Ancak İsmet aynı sakinliği taşıyamadı. Yıllardır insanların yönetime karışma çabasında olması artık canına tak etmişti. Kimse hükümet işlerine burnunu sokma konusunda geri kalmıyordu. Bir cumhurbaşkanı ile başbakanın konuşmasına bile saygı göstermiyor, masadaki samimiyeti suistimal ediyorlardı. İsmet daha fazla dayanamadı. Mustafa Kemal'in "Sen de peygamber sabrı var" dediği adam bir anlığına da olsa bu histen binlerce kilometre uzaktaydı. Ağzından çıkanı kulağının duymadığı bariz olan bir söz etti. Mustafa Kemal durdu. Masada bir anda sessizlik oldu. Sessizliğe daha çok siniri bozulan İsmet'in konuşmaları yükseliyordu. Cümlesinin son kelimesiyle masaya vurduğu yumruğu senkronize bir şekilde aynı anda sona ermişti. Mustafa Kemal bu kez sinirlendi. Bir anlığına o da empati duygusundan uzaklaşmıştı. Masaya daha şiddetli bir yumruk indirdi. Tartışma gitgide hararetleniyordu. İkisi bunu sorun etmezdi. Çünkü yıllardır böyle tartışmalar yapıyorlardı. Ancak bu gece herkesin önünde yükseliyordu sesler. Dost meclisi erkenden dağıldı. Herkes tatsız ve sıkılgan bir şekilde ayrıldı ortamdan. Ertesi gün
İstanbul'da yapılacak tarih ve dil kurultayı için yola çıkıldı. Trene binen heyet kompartımana yerleşmişti. Mustafa Kemal, yaveri Salih Bozok'tan İnönü'yü çağırmasını istedi. 5 dakika sonra İsmet kapıda belirdi. Mustafa Kemal, ilk kez Salih Bozok'a dışarı çıkmasını, İsmet'le yalnız konuşmak istediğini söyledi. İsmet oturdu. Önceki gece yaşananların bu kez farklı sonuçlar doğuracağını hissediyordu. Atatürk konuşmaya başladı. Şimdiye kadar 1000 meselede kavga ettik. Fakat dün akşamki bayağı aleni oldu. Biraz çekilmen, istirahat etmen lazım. Biraz ara verelim, dedi. Bunu beklemiyordu. Dostu, kardeşi ve hepsinden önemlisi Cumhurbaşkanı ondan istifa etmesini istiyordu. Durup düşündü. Lozan'a giden yolda askeri, Lozan sonrasındaki memleket işlerinde de siyasi zorlukların onu çok yıprattığını hissetti. Dostu haklıydı. Biraz dinlenmeliydi. Tartışmanın lüzumu yoktu. Haklısın, dedi. Mustafa Kemal şaşırmamıştı. Dostunun onu anlayacağını biliyor gibiydi. Yerini önereceğin biri var mı, diye sordu. İsmet düşünmedi bu kez. Hayır anlamında başını salladı. Yerini kimseye önermek istemedi. Celal'e ne dersin, diye sordu bu kez Mustafa Kemal. Celal Bayar gayet cazip bir isimdi. Bana iyi tesir etti, cevabını verdi. Başını sallayıp arkasına yaslanan Mustafa Kemal, vücut diliyle görüşmenin sona erdiğini söylüyordu. İşareti almıştı. Kalktı ve kompartımandan çıktı. Kurultaydan hemen sonra başbakanlıktan istifa edecekti. Üzülüyordu. Koltuğunu kaybedeceği için değil, dostuyla arasının açılma ihtimalinden korkuyordu. Omuz omuza cihana karşı savaştığı dostunu kaybetmek istemiyordu. İçine bir kurt düşmüştü. Mustafa Kemal'in ilk kez ona kırıldığını düşünmüştü. Bir şey yapmalı, soru sormalı ve cevap almalıydı. Kurultay başlamıştı. Locada yerini alan hükümet kabinesi önce kalabalığı selamlamış, sonra da yerlerine oturmuştu. Kurultayın sayın üyelerini karşılarında bulunmakla az duyduğum delege arkadaşlarımı selamlarken yüce ulusumuzu saygıyla anarım. İsmet'in içi içini yiyordu. Koltuğunu hemen bırakacaktı. Bu asla savaşını vereceği bir şey değildi. Yönetimler değişmeli, gelişmeli. Böylelikle yenilikler sağlanmalı, Cumhuriyet'in temelleri sağlamlaşmalıydı. Ama dostunu kaybetme ihtimali ona çok farklı hissettiriyordu. İçinde bulundukları ortam bu konuyu konuşmak için uygun değildi. Akşamki toplantı saatine kadar da bekleyemezdi. Cevap alması için tek bir ihtimal vardı. Önemli konulara not almak için sürekli cebinde bulundurduğu küçük kağıtlarından birini çıkardı. Ceketinin diğer cebindeki kalemi alarak bir not yazdı ve gizlice Mustafa Kemal'e uzattı. Mustafa Kemal notu açtı. "Akşam benimle gelebilecek misin?" yazıyordu. Geleceğini söyleyen bir cevap yazdıktan sonra kağıdı katladı ve İsmet'e uzattı. Cevabı okuyunca rahatlamıştı. Derin bir nefes verdi. Kalbindeki yük kalkmış gibiydi. "Demek bana çok dargın değilsin." yazarak tekrar kağıdı uzattı. Mustafa Kemal'in cevabı ise uzun yıllardır devam eden bu dostluğu özetleyen cinstendi. "Hayır, her şeyi unuttum. Bildiğin gibi arkadaşım ve kardeşimsin." Arkadaş ve kardeş. İkisini en iyi özetleyen kavramlardı belki de bunlar. Kardeşler gibi didiştiler, kavga ettiler ama birbirlerine hiç küsmediler. Hiç darılmadılar, hiç ayrılmadılar. İsmet asla bırakmazdı kardeşini. Ama o İsmet'i bırakmıştı. 10 Kasım 1938'de dostunu, yoldaşını yapayalnız bıraktı bu dünyada. O gün canının yarısı kopup gitmişti hayal edemeyeceği kadar uzak diyarlara. Atatürk zaman zaman Rasattepe'ye gelir, "Ankara bu noktadan ne güzel görünüyor," derdi. Bu sebeple Rasattepe onun ebedi istirahatgahı olarak seçildi ve anıt kabir orada yapıldı. Hatırası artık onda yaşayacaktı. Yaşadı da. Her 10 Kasım'da herkesten önce koşup gitti anıt kabire. Kimse gelmeden önce çevrede dolaştı. Duvarlarına yaslanarak Ankara'yı izledi onunla birlikte. Tam karşısına oturup öylece baktı dostundan geriye kalana. Sanki iki farklı merdivende birbirlerini izliyorlardı. Bir gün onun yanına gidecek, mezarı da onun en yakınına yapılacaktı. Dostluklarını ölüm bile ayıramayacak, en güzel günlerde tekrar birlikte olacaklardı.